Evet değerli arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Deniz Muhammed Faruk Çakır, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili ve Belagatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Uzun zamandır aklımda olan ve öğrencilerimin yer yer benden talep ettiği bu projeyle sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ülkemizde Arapçanın öneminin arttığı herkesin malumu olan bir konu. Sayısı çoğalan imam hatip liseleri, İlahiyat fakülteleri ve İslam ilimler fakülteleri gibi kurumlarda özellikle hazırlık yıllarında yoğun bir biçimde Arapça tedrisatı yapılmaktadır. Fakat üzücü olan nokta şu ki hazırlık yılından sonra öğrencilerin ilgisini çekebilecek tamamlayıcı ve destekleyici nitelikteki derslerin sayısının azlığı maalesef öğrencilerimizin bildiğini de zamanla unutmasına sebep oluyor. İşte bu noktadan hareketle biz kendimize bir misyon biçtik ve bu dersleri sunmaya karar verdik. Derslerimizin iki ana hedefi vardır. Genel hedefimiz söz konusu kurumlarda yetişip belirli bir gramer altyapısına kavuşan öğrencileri özellikle metin analiz etme hususundaki becerilerine katkılar sağlamak. Özel hedefimiz ise sayfamızın isminden de anlaşılacağı üzere yüksek lisans, doktora araştırma görevliliği, öğretim görevliliği yahut görevde yükselme gibi gayelerle dil sınavına hazırlanan kişilere yardımcı olmak. Yeri gelmişken şunu da hatırlatmakta fayda var. ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu eski ismiyle LYS, yeni ismiyle YDT yabancı dil testi imtihanında artık Arapça da kabul edildi. Ve dolayısıyla bu dersler YDT sınavına girecek kişilere de hitap etmektedir. Derslerimizin muhtevası ve takdimi ile alakalı birkaç bilgi sunup ardından ilk dersimize başlayabiliriz. Yapacağımız metin tahlilleri gramer merkezi değil, anlam ve yapı merkezi olacaktır. Fakat bir metni analiz ederken ihtiyaç duyduğumuz gramer meseleleri püf noktalar üzerinde de elbette durulacaktır. Esas mesaimizi harcayacağımız hususlar medya Arapçasındaki belirgin üsluplar, kalıplar, cümle yapıları, edatlar ve bağlaçlar, harfi cerli fiiller gibi hususlar olacaktır. Metinler mümkün mertebe ilgi çekici ve aktüel olan konulardan seçilecektir. Siyaset, sanat, tıp, edebiyat, spor gibi konu yelpazesi oldukça geniş ve hayatın farklı alanlarına dair parçalar seçilip analiz edilecektir. Derslerimiz şimdilik haftada bir kez yapılacak fakat zamanla bu ikiye de çıkarılabilir. Ve muhtemelen derslerimiz hafta sonları YouTube kanalımızda yayınlanacaktır. Dersleri takip edenlere teşekkürlerimi sunuyor ve bol istifadeler diliyorum. Arkadaşlar format da şu şekilde olacak. Başta metin ve metnin akabinde onun semeresi diyebileceğimiz kalıp ifadeler, edatlar ve bağlaçlar, harfi cerli fiiller, önemli kelimeler ve kavramlar bölümleri yer alacak. Ee, en başta önemli kelimeler ve kavramlarla başlayıp akabinde metne geçeceğiz. Diğer üç bölümü ise metinle iç içe yahut metinden sonra ele alacağız. Bu dersleri sizinle pdf olarak da paylaşacağım için bilgisayarınıza yahut telefonunuza indirebilir dersten sonra da tekrar edebilirsiniz. Şimdi önemli kelimeler ve kavramlar kısmıyla ilk dersimize başlıyoruz. Şeyyede yüşeyidu teşyid kelimesi inşa etmek, bina etmek, yapmak anlamlarına geliyor. Fiilleri sizinle mazi, muzari ve mastar olarak paylaşacağım. Bu kelimenin iki önemli eş anlamlısı var. Bunlar enşe'e yunşi'u inşa, bena yebni, bina kelimeleri. Nadale yunadilu munadaletun bir diğer mastarı da nidalun olarak gelir, mücadele etmek anlamı taşır. Nusbun tezkariyun kelimesine de anıt yahut abide diyebiliriz. Faqa yefuku fevak kelimesi hemen fevka zarfından hatırlanacağı üzere bir şeyin üstünde olmak, onu aşmak, geçmek gibi anlamlar taşımaktadır. Hallede yuhallidü tahlid kelimesi yine Kur'an-ı Kerim'den hatırlanacaktır. Haliden, halidine <Kalîden> <Kalîdine> fiha gibi ibarelerden bu kelime ölümsüzleştirmek anlamı taşımaktadır. Timsal kelimesi çoğulu temafil, şuradaki c, ce, cem, çoğul anlamına gelen bir sembol, heykel anlamı taşıyor. Zikranın çoğulu da zikrayat, anı, hatıra. İftitah ise fetahının babına geçmiş şekli açılış anlamına geliyor. Evet bismillah diyoruz ve ilk metnimize başlıyoruz. El Hindu Hindistan tuşehidu inşa ediyor. Hemen şunu ifade edelim. Bir cümle isim cümlesi yahut fiil cümlesi olsun fark etmez. İçinde fiil varsa biz ondan sonra fail ve meful arayacağız. Daha doğrusu meful arayacağız çünkü önce geçen kelime onun öznesi oluyor. Tuşehidu inşa ediyor. Ne inşa ediyormuş? Et walet imthalin fil alem. Dünyadaki en uzun heykeli. Tuşikul Hindu alil intihai minteşiydi et walet imthalin fil alem. Bir cümlesine başlarken faili çevirerek başlıyoruz. Hindistan dünyadaki en uzun heykelin yapımını bitirmek üzere. İntihai de kullanılırsa bitirmek anlamına gelir. Normalde bu kelime bitmek anlamına geliyor fakat min minle kullanılırsa bitirmek oluyor. tuşiku ise gramerde özel bir başlıkta incelenen fiillerden bir tanesi. Ala yahut enle kullanılır. Kendisinden sonra orijinal bir mastar gelmişse ala ile kullanılır. Muzari bir fiil gelmişse de en ile kullanılır ve bir eylemin yakınlaştığını ifade eder. Bitirmek üzere diye çeviriyoruz. Bir tifa'in bir yükseklikle bu kelime nekra gelmiş. Nekra kelimelerden sonra atı harfi ile başlamayan isim cümlesi, fiil cümlesi yahut tek bir kelime onun sıfatı olarak değerlendirilir. Yasilu ila bu kelime de ulaşmak anlamına geliyor. İla mi etin ve 80 mitran, 182 metreye ulaşan boyuyla. Nerede inşa ediliyormuş bu yapı? Fi vilayeti Kucarat. Kucarat kentinde. Tahliden karşımıza bir fiil cümlesinin öğelerini bittikten sonra nekra ve mansup bir mastar geliyorsa muhtemelen bu ya mefulü mutlaktır ya da mefulün liyecliftir. Mefulü mutlak olup anlamı pekiştirmesi için baştaki fiille bir anlam yahut lafız ilişkisi içinde olması gerekiyor. Fakat böyle bir şey olmadığı için biz bu kelimeye mefulün liyecli diyebiliriz ve bu şekilde baştaki eylemin yapılış sebebini açıklar. Tahliden niçin yapmışlar? tahliden ölümsüzleştirmek için. Li zikra er Adamın hatırasını. Bir isim tamlaması. Daha sonra bir sıfat görüyoruz. Er-raculil hadidi. Bu iki kelime de kendi arasında bir sıfat tamlaması. Demir adamın hatırasını ölümsüzleştirmek için. Kimmiş bu demir adam? Bir nitelik yahut meslek ismi, bir ünvandan sonra özel isim geliyorsa buna bedeli mutabık diyoruz. Yani kimmiş bu adam? Serdar havay Batil. Biz buna kısaca Batil diyelim. Demir adam Batil'in hatırasını ölümsüzleştirmek için. Cümlemiz henüz bitmedi. Karşımıza bir ismi mevsul çıktı. İsmi mevsul ne işe yarar? Kendisinden önce geçen bir marife isme bir cümleyi sıfat olarak verir. Daha doğrusu kendisi sıfat kabul edilir. Bir sonraki cümlede sıla cümlesi olur. Türkçe'de buna sıfat fiil diyebiliriz. Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden, burada öyle bir adam ki gibi çirkin bir çeviriye gitmeyeceğiz. Ee, i̇smi mevsulden sonra geçen fiili en an, an ekiyle bir önceki kelimeye bağlayacağız. Mücadele eden, min eclinin de hemen üstünü çizebiliriz, boyayabiliriz. İçin anlamına geliyor. Ardından bir atıf harfiyle karşılaştık arkadaşlar atıf harfinden sonra bir fiil geliyor. Demek ki bu fiil nadale fiiline atfedilecek. Bedele ve bedele cuhuden baraten. Bu adam başka ne yapmış? Ve bedele cuhuden cepparaten Büyük çabalar harcamış. Büyük çabalar harcayan diyeceğiz yine. Bu kullanımı da ezberleyebiliriz. Bedele cuhuden cebbara. Olağanüstü çaba harcamak. Niçin? Li tevhidil bilad. Ülkenin birliği için. Şimdi bu cümleyi, bu uzun cümleyi tek bir cümle olarak tercüme edelim. Hindistan, Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden ve ülkenin birliği için olağanüstü çabalar harcayan Demir Adam Batil'in hatırasını ölümsüzleştirmek için Kucarat kentinde 182 metreye ulaşan boyuyla Dünyadaki en uzun heykelin yapımını bitirmek üzere. Evet, ikinci paragrafımızla devam ediyoruz. Ve minel mukarrari en. Yine karşımıza güzel bir kalıp ifade çıktı. Modern Arapça'da cümleye başlarken bu tip ifadelerin çokça kullanıldığını göreceksiniz. Minel mukarrari en. Bu tip ifadeleri Türkçe'ye çevirirken baştaki min harfi cerine dendan anlamı kesinlikle vermeyeceğiz. Minel mukarrari en Türkçe'ye çevirirken kararlaştırılmıştır diye çevrilmesi gerekiyor. Bununla alakalı üç örnek cümle yazdım. Şimdi onları sizle paylaşalım. Mine lafiti enne. Dikkat çekmektedir. Lafit dikkat çeken demek. Dikkat çekendendir şeklinde çevirmeyeceğiz. Dikkat çekmektedir. Enne ekthara min nisfi a'dail hukumetil cedide. Yeni hükümetin üyelerinin yarısından fazlasının Leysu minel hükümeti sabika önceki hükümetten olmadıkları dikkat çekmektedir. Minel ma'lumi enne benzer bir ifade bilinmektedir ki diye çevireceğiz veya bilinmektedir. Enne de es şeker hastalığının esbaha munteşiran fi cemil alem dünyanın dört bir köşesinde yaygın olduğu minel ma'lum bilinmektedir minel Muntazari en yatahassene vadul eliktisadi fi Türkiye. Türkiye'de ekonomik durumun iyileşmesi beklenmektedir. Burada niye en'ne değil de en geldi? Çünkü kendisinden sonra gelen şey fiil olursa en gelir, isim olursa en'ne gelir diye ifade etmiştik. Minel Mukarrari en kararlaştırılmıştır dedik. Kararlaştırılan şey nedir? Yefuka en yefuka geçmesi, aşması. Peki neyin? İrtifâ-u hâle nusbit tezkâriyi. Bu anıtın boyunun yüksekliğinin geçmesi beklenmektedir. Neyi? İrtifa'a timthâli buza. Bu da heykelinin boyunu. Neredeymiş bu? Fil mâbedir rabî'i gibi sîn. Çin'deki bahar tapınağında bulunan bu da heykelinin boyunu geçmesi beklenmektedir. Affedersiniz, kararlaştırılmıştır. Vellezi mi eten ve semaniyeten ve işirine mitran. Yine bakın ismi mevsul geldi. Bu ismi mevsul heykeli niteliyor. 128 metreye ulaşan Çin'deki bahar tapınağında bulunan bu da heykelinin boyunu geçmesi kararlaştırılmıştır. Yamelu ekseru min 2500 amilin. 2500'den fazla işçi çalışıyor. Bima fi zelike. Burada çok önemli bir bağlaç var. Bima fi ardından zalike, yahut hu, ha, hum veya hünne zamirleri gelir. Ne işe yarar? Bir önceki mutlak ifadeyi özelleştirir. Yani burada 2500 işçiden bahsedildi. Ardından bu işçiler özelleştirilecek. Özel birilerinden bahsedilecek. Bima fi zelike. Türkçe'ye şöyle çeviriyoruz aralarında işte şunların da bulunduğu Mi'atun minel ummalil muhacirine minasîn Çin'den gelen yüzlerce işçinin de aralarında bulunduğu 2500'den fazla işçi çalışmaktadır. Ala bina ittimsal heykelin yapımında hatta yekune cahizen fil vaktil munasib. Hatta'nın temel iki anlamı var. için yahut e kadar. Hatta için diyebiliriz burada. Uygun vakitte hazır olması için heykelin yapımında yüzlerce Çinli işçinin de aralarında bulunduğu 2500 işçiden daha fazlası çalışmaktadır. Ve minel mutavakkay Bakın biraz önce minel mukarrari en kalıbını görmüştük. O kalıbın bir benzeriyle karşı karşıyayız. Minel mutavakkaya nasıl çevireceğiz? Beklenmektedir. En yetim meftitahuhu. Yine burada da modern Arapçada çok sık kullanılan bir üslupla karşı karşıyayız. Evet hemen ilgili yerimize gidip ve notumuzu okuyalım. Temme ve yetim bu fiili basın Arapçasında edilgenliği belirtmek için sıklıkla kullanılan yardımcı bir fiildir. Fiilin edilgen formunu kullanmak yerine o fiilin maslarının başına bu yardımcı fiil getirilerek edilgenlik elde edilir. Aşağıdaki gibi formüle edilebilir temme artı mastar eşittir mazi ve edilgen fiil. Örneğin temme hallül muşkile. Problem çözüldü. Problemin çözümü tamamlandı diye de çevrilebilir fakat bu şekilde daha isabetli olmaktadır. Arkadaşlar normalde bu ifadenin klasik Arapçadaki karşılığı halle fiilin edilgen hali yani hullet el muşkiletu şeklinde kurulan cümledir. Fakat modern Arapça'da bu üslup daha öne çıkmıştır. Yetim mu muzari fiilinden sonra mastar geliyorsa bunu da biz muzari ve edilgen fiil olarak Türkçeleştirebiliriz. Örneğin yetim mutahmilul milef dosya yükleniyor. Onun klasikteki karşılığı yuhammelu el mileffu. Evet tekrardan yerimize dönüyoruz. Minel mutawakkay en yetim meftitahuhu. O halde nasıl çevireceğiz? Açılması beklenmektedir. Burada bir de en olduğu için mastarlaştırıyor. Min kibeli şirketi modi. Min kibeli, min kabriyle karıştırılmasın bu tarafından anlamına geliyor. Ve kendisinden sonra muhakkak bir muzafun leh gelmesi gerekiyor. Şirketi modi. Modi şirketi tarafından açılması bekleniyor veya beklenmektedir. Fi oktobur, ame elfeyni ve temaniyete aşar. Ekim 2018'de Modi şirketi tarafından açılması beklenmektedir veya bekleniyor. Şimdi aşağıdaki bölümlere hızlıca bir göz atalım. Kalıp ifadeler minel mukarrari en ması mesi kararlaştırılmıştır. Minel mutevakkai en ması mesi beklenmektedir. Şuradaki en mastar eklerine karşılık geliyor. Bedele cuhuden para büyük çaba harcadı. Biraz önce bunu görmüştük. Edatlar ve bağlaçlara hızlıca bir göz atalım. Bir mafiden sonra zalike yahut zamir gelir demiştik. Buraya örnek bir cümle aldım. El aselu bal yeşfi şifa olur. Eğlebel emrat hastalıkların çoğuna. Ne demiştik metnimizi tahlil ederken? Bir genel ifade vardır. Emrat hastalıklar. Sonra özel bir ifade geliyor. Hastalıkların çoğuna şifa olur. Bir mafiha de dahil. Es kanser de dahil yahut kanserin de aralarında bulunduğu hastalıkların çoğuna şifa olur. Min ecli, li ecli için amacıyla, gayesiyle anlamları taşıyor. Min ecli halli ezmetillaciin mülteci krizinin çözümü için yetatallabu et tadamunul faal etkin bir işbirliği gerekiyor. Harfi cerli fiillerimize de göz atalım. Ev şeki alayla yahut enle kullanılır dedik. İntaha yentehi bitmek anlamına gelir fakat minle kullanılırsa bitirmek anlamı taşır. Vasale yasili vusul ila ise bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Bu şekilde ilk dersimizi noktalamış olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Selametle kalın.